Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille le. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محترم مسلمان دين kardeşlerim bugünkü dersimizin mevzuu ve konusu 5 vakit abdestini alıp namazını kılan, ben müttakiyim diyen müşrik ve kafir kullar üzerinedir. Dersimizin konusu, dersimizin ismi Allah indinde şirk ve şirke yakın olanlar. Bakalım bu Müslüman olmalarına rağmen bu şirki ve şirke yakın olanları Müslümanlar nasıl işliyorlarmış? Müslümanlar dinlerine domates aldıklarına dikkat ettikleri kadar dikkat etmiyorlar. Muhterem Müslümanlar, burası çok vahimdir. Yani 5 vakit namazı kılmak güzel şey. Ama kıldığın namazdan senin de kıldığın namazdan haberin olması lazım. Öyle eğil eğil kalk, kabul eder halk tekerlemesi olmamalı. Allah ve Resulü nasıl yaşamışsa, Allah ve Resulü neyi yapmışsa, o neyi tavsiye edip neyi yasaklamışsa onun gibi yaşamak lazım. Allah namaz kıl der. Ama nasıl namaz kılacağını söylemez. Kılınacağını söylemez. Ancak onu peygamberi o Allah'ın emirleri arasından seçer, ümmetine bir bir emek eder, anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dökülen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından dökülen, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin icraatlarından bize nakledilen, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayat tarzını harfiyen bize öğrettiği gibi yaşamak zorundayız. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamı, kıraatı, rükû, sucudu öğretmeseydi, şeklini, şimalini tarif etmeseydi, nerede ne okuyacağımızı bize söylemeseydi, tahiyyeti insanlara yol öğretir gibi, öğrettiği gibi öğretmeseydi, hiç kimse ne namaz kılmayı bilirdi, ne secde, ne ruku etmeyi, ne kıyam yapmayı, ne kıraat etmeyi bilemezdi. Ey muhterem Müslümanlar! Domates aldığınıza dikkat ettiğiniz zaman, dikkat ettiğiniz kadar dininize de dikkat edin, ne olur, size lazım olan budur. Yarın sizinle gelecek olan da budur. Size baki kalacak olan da budur. Diğer her şey boştur, fanidir, yoktur sonu.
Sonu hüsrandır. Sonu kabirde biter. O da nasip olursa şayet Allah bizi razı olduğu peygamberine uydurduğu kullardan etsin ve bizi de peygamberine uymayı bize de nasip etsin. Onun yaptığından başkasını bize yaptırtmasın ya Rabbil Alemin. O her bir şeyi emreder. Ama peygamberin yaptığı gibi yapmayı da bizden bizzat ister. Başkasının yaptığı gibi yapmayı asla istemez ve asla kabul etmez. Değerli kardeşlerim, burası çok mühim. Burası çok mühim. Biz hayatta hiçbir ümmeti helak etmedik, ona Resul göndermeden buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Estağfirullah. Madem öyle olduğuna göre, demek ki Allah Resulünden başkasına itaat, başkasına hürmet, başkasına saygı, başkasının yaptığı bizi ilgilendirmemeli. Biz ne yapıyorsak Allah'ın göndermiş olduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, yaşadığı hayat tarzına göre kendimize biz bir hayat tarzı yapmamız lazım. Onun gibi yaşamamız lazım. Aksine eğer onun gibi yaşamayı kendimize taahhüt etmezsek bidatlarla dolu yollara saparız. Bidatlarla işlenen hiçbir amel de Allah indinde makbul ve kabul değildir. Değeri yoktur. Ve kıyamet gününde bunu mu işledin diye onu işleyenin suratına da o bidatla işlenen ameller çarpılacaktır. Onun için burada bu dersimizin konusunu bu şekilde açıyoruz. Hey, ben Müslümanım ve beş vakit namazımı kılarım diyen müşrik ve kafir insanlar, ne işiniz var sizin bu kendisine faydası olmayan yerlerden? Beklentileriniz ney? 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 Hiç düşünüp akıl etmez misiniz? Allahu Ekber. Kimisi koşar Adıyaman'a, menzil denen yurtuya, kimisi koşar Said Nursi'ye, kimisi koşar Mevlana'ya, zındığa, kimisi koşar Beyazid-i Bistami'ye, kimisi koşar Muhyiddin-i Arabi'ye. Lan bunlar hepsi mecusi, lan bunların hepsi kafir, lan bunların hepsi Allah'tan gayrısından medet ve fayda bekleyen insanlar ve her şeyin Allah olduğunu söyleyen insanlar, Allah'ın insan vücuduna girip hulul ettiğine inanan insanlar, hulul ettiği zaman her şeyin Allah olduğuna inanan insanlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey, ben hakikaten dinimi yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum diyen Müslümanlar. Hanginize bunlar yakışıyor? Neden İslam'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı yerden alınarak yaşanmasına uğraşılmıyor? Bize düşen görev İslam'ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bıraktığı yerden almak. Mecburiyetimiz var. Başka türlüsünü Allah kabul etmiyor. Bize
İhtilaflı meseleler lazım değil. Bize hiç ihtilaf olmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükümler var. Verdiği hükümler var. Hayatımızı ona göre tanzim etmek zorundayız. Ona göre mecburuz onun yaşadığı gibi yaşamaya. Onun için burada şu yatırdan, bu katırdan, o tekkeden, bu zaviyeden, bu türbeden medet bekleyen müşrikler ve kafirler. Sizler için bu ders hazırlanıyor. Sizler için bu ders yapılıyor. Getirin delillerinizi. Sizler yarın kıyamet gününde estağuzu billah diyeceksiniz ki biz Allah'a iman etmiyorduk. Siz bunu söyleyeceksiniz. Kendi ağzınızla itiraf edeceksiniz. Ama siz bu dünyada bu sözü getiren Kur'an'a ve sünnete iman etmiyorsunuz ki. Ama camiden de çıkmıyorsunuz. Hocanın dizinin dibinden de ayrılmıyorsunuz. Hocanız sizin gibi, siz hocanız gibi. Müstesnaları bir kenara koyuyoruz. Ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Efendiler, beyler. Onun için yatırdan, katırdan, türbeden, tekkeden, zaviyeden, efendim ermişten, erecekten, bilmem şundan, bundan, ipten, saptan, o çalıya, bu çalıya ip bağlamaklardan, boynuna hamaylı asıp muska takmaklardan, boncuktan, şundan, bundan uzak durmamız gerekiyor. Peygamber bunların aleyhissalatu vesselam yok olması için 23 yıl didinmiştir. 23 yıl didinmiştir, yok etmiştir. Ve 300 yıl bu bir daha gündeme gelmemiştir. Ama 300 yıldan sonra her tarafta şamanistlik, melamilik, İsmaililik, Şiilik hortlamıştır. Hortlamıştır, hortlamıştır. Onun için nereye bir kefere öldüyse aynı Hristiyanların yaptığı gibi, nerede bir trafik kazası olsa, orada bir adam ölse, çocuk ölse, köpek bile ölse, oraya bir hac dikerler, salip dikerler, orası onlara göre bir şapeldir. Yani bizim tabirle, Türkçe ile türbedir. Bizim Anadolu'da da hep her taraf türbe. Varır gelin kız, kadın, sallar göbeğe, al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Lan onun kendine faydası yok. Onu yapanın da, yaptıranın da, oraya gidenin de, Allah kurban oldum Allah, bunlara akıl ve izan nasip etsin. Bunların aklı kendinde, kendileri de aklıyla beraber değiller, küsler, barışıklıkları asla yoktur. Onun için hep böyle yerlere gider. Ve giderler. Türkiye'nin her tarafı, Niğde'de 3 tane cami gezdim. Zaman zaman giderim bazı. Niğde'de bir gün 3 tane cami gezdim. Üçünde de ikişer üçer tane mezar var. Adana'da da var. Kayseri'de de var. Nevşehir'de de var. Bor'da da var. Bütün camilerin içerisinde mezarlar var, türbeler var. Nedir bunlar Allah aşkına? Nedir? Peygamber bunları yerle bir etmek için gönderilmiş. Peygamberin, diğer peygamberlerden aleyhissalatu vesselamın 7 ayrı hasletle gönderilişi var. Sahih-i Buhari ve Müslim'de bunlar sabittir.
bu yedi haslet, yedi farklı hasletin içerisinden birisi de türbeleri ve kabirleri yerle bir etmek için gönderildim buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ey muhterem ben Müslümanım diyen, aklını başına topla. Ne yaptığın farkında ol. Okuduğun kitap nedir? Önemli gün ve geceler kitabı mı? Yoksa Güllü Yasin kitabı mı? Yoksa Çiçekli Yasin kitabı mı? Hangisini okuyorsun? Ne okuyorsun? Biz Yasin okuyanlara karşı değiliz. Her gün Yasin oku. Ama Yasin'i birinin ruhuna okuma. Oku, her gün oku Yasin'i. Ama başka yerleri de oku. Cep doldurmak için, Kur'an'ı anahtar yapmak için, o mezarlıkta, bu mezarlıkta hatim indiriyorum, bilmem ne deyip, üç ihlas bir Fatiha ile işi bitirip, 20 lira, 30 lira birinden alıp, benim cenazeye, işte benim babamın ruhuna bir hatim indir, al sana 20 lira. Yok, yok. Bunu yapan da, yaptıran da, veren de, verdiren de ne o ölünün ruhuna ne de kendisine sağ bile olsa zerre kadar faydası olmaz. Ha, sağ olsa, kendi okusa kendine faydası olur. Allah, Kur'an söylüyor ki ben şahitlik edeceğim yarın. O, bu adam beni okudu diye. Ha, kendisi okusa eyvallah ama ölmüş adam, yıllar geçmiş üstünden. Birine para veriyorsun, okutturuyorsun. Şimdi bu, yani bir adam öldüğü zaman yavaş yavaş cesedini soyarlar. Soyup, yuyup bir kefene sararlar. 40 gün sonra bir de ekmek verirler. Hani üçünde, yedisinde, kırkında, 52'sinde bizde böyle adetler var ya, uydurma adetler meşhur ya. 40 gün sonra bir de ekmek verirler. Sanki cennet iki çanak aşk gibi. Anlatabiliyor muyum? Sanki cennet iki çanak aşk gibi. Hep bunun derdinde. Yok. Efendim, Berat gecesi, Kandil gecesi, Mevlid kandili, bilmem şu kandili, bu kandili, peygamberi anma günleri. Niye? Niye sen peygamberi anma günü tesis ediyorsun? Var mı böyle bir şey? He? Hey, Allah'tan korkmazlar. Niye yani sadece Nisan ayında bir hafta, Nisan'ın 15'i 20'si arasında bir hafta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anıp bir iki uydurma mevlidler okuyup ondan sonra birkaç demet de kırmızı gül efendime söyleyeyim sağa sola koyup dağıtıp bunlarla kendinizi avutmaya çalışıyorsunuz. Arkasından bir de Güllü Yasin, Çiçekli Yasin yazıldığı gibi bir de falan ilmuhali, kadın ilmuhali, kız ilmuhali, genç ilmuhali, yaşlı ilmuhali, efendime söyleyeyim, bir de bunları yazıyorlar. İşleri, güçleri, Kur'an'ı anahtar yapmak. Yani Kur'an'ı para yerine kullanıp, hani para her kapıyı açar diye bir laf var ya, Kur'an'ı anahtar yapıp her yere, ben Müslümanım elhamdülillah canım, bak kılığıma, kıyafetime. Gittiği yerde bir sandalye bulabilmek için bunu yapıyorlar. Paralar kazanmak için bunu yapıyorlar. Allah böylelerinin şerrinden uzak etsin ya Rabbil Alemin. Adamın birisine evvelki sene dedim ki kitaplar almış bir sürü bir Kur'an kursu müdürü götürüp orada Kur'an kursundaki talebelere, oraya gelip gidenlere verecek. Bu önemli gün ve geceler kitabından kaç adet koydunuz dedi, orada sordu kitapçıda. Ben de oturuyorum, ne bileyim ben. Hemen kalktım adamı silkeledim. Ulan bir de önemli gün ve geceler kitabı mı uydurdunuz dedim.
Yazıklar olsun sana ki dedim, boyundan posundan utan. Adam neye uğradığını şaşırdı. Biz birden adama atlayınca. Adam, ya abi dedi, bu kitaplar yazılmış, biz de aldık koyduk, isteyenler var dedi falan. Sen ne demek istiyorsun dedim ya, önemli gün ve geceler. Yani yok falan ayda Berat gecesi, falan ayda bilmem Kandil gecesi, falan ayda şu, falan ayda bu. Hiçbir günün, hiçbir ayın, hiçbir şeyin önemi yoktur. Sadece Ramazan vardır, sadece Leyla-i Kadir gecesi vardır. Başka günlerin hepsi birbirinden farksızdır. Aleyhisselatu vesselam bunu emretmiştir. Bize söylemiştir. Adamı silkeledim. Adam şaşırdı. Sandı ki ben ona vuracağım. Yok, vurmadım. Gerçekten silkeledim. Dedim ulan bir de bunu mu uydurdunuz? Hristiyanlar gibi. 300 yani 360 günü at bir tarafa. Bir hafta bir peygamberi anma günleri tertipleyin. Ondan sonra unudun peygamberi bir daha. Aleyhisselatu vesselam. Lan Hristiyanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrılacak. Kardeşim Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrılacak. 70'i cehennemde, biri cennette. İsa'nın ümmeti 72 fırkaya ayrılacak. 71'i cehennemde, biri cennette. Gayet açık bu hadis, sahih. Hadis Buhari, Müslim bütün sünende mevcut. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde, biri cennette. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, o cennette olan bir hangisi? Buyuruyor ki evvel olanlar, selef olanlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Selef olanlar buyuruyor. Selef olanlar emrediyor aleyhissalatu vesselam. Neden selef olmuyorsunuz? Neden? He? Halef oluyorsunuz da selef olmuyorsunuz. Allahu Ekber. Neden bu uydurma şeyleri yapıyorsunuz? İşte orada buyuruyor ki Yahudi ve Hristiyanlar diyor. Nereye giderlerse gitsinler. Siz de onları adım adım, karış karış, santim santim, arşın arşın takip edip onlar kelerin deliğine girse siz de onlara gireceksiniz. Hristiyanlar, Yahudiler böyle kutlama günleri yapıyorlar. Biz de aynen yapar olduk 15-20 seneden beri. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından böyle bir gün uyduruldu. 4 tane mecnun, divane, sapık, manyak, kendini bilmez, dinden haberi olmayan, kitap ve sünnetten haberi olmayan, peygamberi tanımayan, ashab-ı kiramdan haberi olmayan insanların uydurduğu gün yerleşti gitti. Yani yerleşti gitti arkadaşlar. Yazıklar olsun. Kıyamet gününde onların suratına çarpılacak. Siz bize bunu yaptınız diyenlere de diyecek ki biz bunu yaptık ama siz niye uydunuz? Ha, demek ki bunlar çok 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 önemli şeyler. Onun için burada kendisine faydası olmayan yerlerden beklentileriniz ney? 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 Hiç düşünüp akıl etmez misiniz? Allahu Ekber. Ey beş vakit abdest alıp namaz kılan, kendine ben müttaki Müslümanım diyen insanlar. He? Sizde hiç akıl yok mu? Düşünmez misiniz? O yatırdan, bu katırdan, o türbeden, bu türbeden, o takkeden, bu zaviyeden bir şeyler beklersiniz. Mevlana kafirinden gidersiniz, bir şeyler beklersiniz. Ondan sonra menzil kafirine gidersiniz, bir şey beklersiniz. Ashab-ı Kehf'e gidersiniz, bir şey beklersiniz. Türkiye'de, dünya üzerinde dört yerde Ashab-ı Kehf var.
biri Malatya'da, biri Tarsus'ta, biri Azerbaycan'ın bir yerinde, bir başka yerde bir tane daha var. Allahu alem. Ya üç ya dört. Ha. Giderler orada kurban keserler. Helal bir hayvanı bile haram ederler yani. Ya önde kes ye, dağıt ona buna kardeşim. Niye oraya götürüp kesiyorsun ya? Allahu Ekber, hiç beyinsiz. Neden yani? Yani iki çanak ekmek verip de cennet satın alacağını mı zannediyorsun? Onun için diyor. Yani bir adam öldüğü zaman yavaş yavaş elbisesini soyarlar. Soyup, yuyup bir kefene sararlar. 40 gün sonra bir de ekmek verirler. Sanki cennet iki çanak aş gibi. He? Böyle mi zannediyorsunuz? Ha, sağken ver sadaka. Ölünce oğlun versin sadaka, kızın versin sadaka. Verebilecek karakterdelerse versinler. Öldün mü her şey biter. Ondan sonra sen neden bunları böyle düşünmüyorsun da parayla cennet satılan alınacağını zannediyorsun. Hatimler indirmekle, ona buna Kur'an okutmakla bir şeyler kazanacağını zannediyorsun. He? Mezara vardığında Esselamu Aleyküm ya Ahlel Kubur, sizler gerçek makamınıza ulaştınız, yerinize ulaştınız. Biz de sıramızı bekliyoruz. Allah size yerinizi hayırlı kılsın. Biz de inşallah size kavuşacağız diye bir dua etmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Arkasından da rahmetullahi aleyh demiş. Peki siz neden varıp da ölülerden medet bekliyorsunuz? Hey sapıklar, hey manyaklar, hey divaneler, hey deliler. He? İşte onun için burada biz dedik ki, tekrar ediyoruz. Hey ben Müslümanım, beş vakit namazımı kılarım diyen müşrik ve kafir insanlar. Ne işiniz var? Sizin bu kendisine faydası olmayan yerlerden beklentileriniz ne? Hiç düşünüp akıl etmez misiniz? Allahu Ekber. İşte böylece Allah indinde şirk ve şirke yakın olanlar isimli bu dersimizi işliyoruz. Biiznillah Allah hayırlara vesile kılsın. İnsanların hidayetine vesile kılsın. Amin. Halık halk ettiği kula emretmiş. Beni bir bilsinler, şirk koşmasınlar. Akılla insanı üstün halk etmiş. Beni bir bilsinler, şirk koşmasınlar. Türbelere adak adarlar meram. Ne garip bir de der, yok başka çarem. Helal bir hayvanı ederler haram, beni bir bilsinler, şirk koşmasınlar. Az evvel dedik ya, neden gider de kurbanı menzilde, Konya'da veya ashabı kefte kesersin? Kes evinde, dağıt fakir fukaraya. Helal bir hayvanı ederler haram, beni bir bilsinler, şirk koşmasınlar. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bir türbe imamı yanına çırak almış. Bir talebe şu dümene bak. Gelen müritlere hizmete durak. İzin ister bir gün köy haylı Irak. İzin verir imam bir gün çırağa. Lütfen iyi dinleyin. İzin verir imam bir gün çırağa. Şu eşeğe bin de yolun Irak'a. Varır dağ başına bir son durağa, ölür garip, gömer çırak toprağa.
düşünür, başına bir türbe kurar. Gelen şaşkın kullar, gelen şaşkın kullar hep ona uğrar. Her kim ki türbeden bir hayır umar, getiren getirir, kurbanlar doğurar. Türbelerde kurban kesmek bu sapık milletin adeti ya, sanatı ya. Getiren getirir, kurbanlar doğurar. Oğlan biliyor işi. Çünkü eski durduğu türbede de mesele öyleydi. Mürit aç mı kalsın kuru türbede? Gelenin sayısı belisiz bir de. Oo. Adam zengin olacak, oğlana kız bulacak, kıza oğlan bulacak, geline çocuk bulacak, efendime söyleyeyim, zengin olacak, kamyon alacak, tır alacak, gemi alacak, olala, her şeyi ondan bekliyor türbeden. Mürit aç mı kalsın kuru türbede? Gelenin sayısı belisiz bir de. Eski imam düşer çok büyük derde, duyar ki şu dağda var yeni türbe. Merak eder eski imam yerinden. Çatlıyor çünkü oraya artık kimse gelmez oldu. Herkes yeni türbeye gidiyor. Merak eder eski imam yerinden. Gidip de göreyim ben de derinden. Varsa ki öğrenir hem müridinden. Oğlum anlat bu hikmeti sırrından. Bu ne? Bu nasıl oldu? Bu nasıl sen bu seviyeye ulaştın? Der eski imam. Oğlan tut der şu elimden maşayı. Vermiştin ya, öldü, kaldı kaşağı. Tımar edecek kaşağı. Elinde kaşağı kaldı, eşek öldü. Oğlan tut der şu elimden maşayı. Vermiştin ya, öldü, kaldı kaşağı. Ben de gömdüm bu türbeye eşeği. Sırrı budur, hep direrim başağı. Sırrı budur, hep direrim başağı. Zengin oldum, öyle ya. Aman oğlum sus, çıkmasın manası. İşte oldun şu gönlümün aynası. Benim türbede de bunun anası asaletli eşekmiş mayası. Benim türbede de bunun anası yatıyor, asaletli eşekmiş mayası. Ulan bu da bir türbe oldu. Yani yavrusu da bir türbe oldu, öyle ya. İşte hey, ben Müslümanım diyen, beş vakit abdest alıp namaz kılıp efendime söyleyeyim kendini mütedayin addedip ondan sonra da böyle yerlere gidip medetler bekleyenler, menzilden efendim Ashab-ı Kef'ten efendim Konya'dan şuradan buradan türbeden yatırdan katırdan medet bekleyenler, size sesleniyoruz. İşte hey Müslüman türbe havası. Kendine yok, sana olmaz faydası. Düşün, İyyâke na'budu manası. Fatiha, ayet 5. Beni bir bilsinler, şirk koşmasınlar. Hey la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen, ben Müslümanım, beş vakit namazımı, zekatımı,
orucumu, haccımı ihmal etmem, Allah'ın emrettiğini yapan, yasak ettiğinden de aslandan kaçar gibi kaçan, günde 40 defa İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn der. Bütün zikirlerimi hiç ihmal etmem diyenler, yaptıklarınızdan habersiz, ne yaptıklarını bilmeyen müşrikler ve kafirler. Zikirlerimi hiç ihmal etmem diyenler, yaptıklarınızdan habersiz, ne yaptıklarını bilmeyen müşrikler ve kafirler, sizlerin ne işleriniz var bu kendine faydası olmayan hurafalardan, üfürükçü kafir, müşrik, zalim, soyguncuların yazıp çizdiği muska ve hamaylı ismiyle isimlendirilenlerden, türbeden, yatırdan, katırdan, kendisinin üzerine konan sineği dahi def edemeyen nesnelerden, hangi hayrı bekleyen, hangi şerri kendisinden uzaklaştıracağını umut eden kafirler ve müşrikler. Kızıma damat, oğluma kız, oğluma kızıma çocuk isteyen, at, araba, dünyalık isteyen, Allah sana isteyen ve aynı zamanda al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyenler, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun ve böyle hurafalardan hiçbir şey beklemeyin. Ne dileğiniz varsa aracısız olarak Allah'tan isteyin. O size verir. Sabır ve namaza devam ederek isteyin. Onun vaadi var. O vaadinden dönmez. Yeter ki sabırlı olun. Allah hidayet versin. Müslüman olarak ölün. Müşrik ve kafir olarak değil. Esselamu aleyküm.